Cin Suresinin Tefsiri Ey Peygamber! Kavmine de ki, cinlerden bir grubun benim Kur'an okumamı dinlediklerini, ona inandıklarını, tasdik edip Müslüman olduklarını Rabbim bana vahyetti. Bu cinler döndüklerinde kavimlerine şöyle dediler. Biz harikulade, güzel, nazmının güzelliği, edebi üslubu ve kapsadığı güzel hikmet ve öğütleri etkileyici bir Kur'an dinledi. Tefsirciler şöyle der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazında Kur'an okurken cinler onu dinlediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne onları ne de dinlemelerini fark etti. Ancak bu olay ona vahiy vasıtasıyla bildirilmiştir. De ki, bana vahyedildi. Ayeti kerimesi bunun delilidir. Yüce Allah'ın Ahkaf suresinde cinlerle ilgili olarak peygambere anlattığı şu haber bunu destekler. Hani cinlerden bir grubu Kur'an'ı dinlemeleri için sana yöneltmiştik. Kur'an'ı dinlemeye hazır olunca susun demişler. Kur'an'ın okunması bitince uyarıcılar olarak kavimlerine dönmüşlerdi. Cinlerin Kur'an'ı dinlediklerini haber vermekten maksat İman etme hususunda ağır davrandıkları için Kureyşi ve Arapları kınama ve azarlamadır. Çünkü cinler onlardan daha hayırlıydılar ve onlardan daha çabuk iman ettiler. Zira cinler Kur'an'ı işitir işitmez ona saygı gösterdiler, iman ettiler ve kavimlerine birer uyarıcı olarak döndüler. Kur'an'ın kendi dilleriyle indiği Araplarsa bunun aksini yaptılar. Onlar Kur'an'ın mucize bir kelam olduğunu, Muhammed Aleyhisselam'ınsa okuma yazma bilmeyen bir ümmi olduğunu bile bile Kur'an'ı yalanlayıp alay ettiler. İnsanların durumuyla cinlerin durumu arasında ne kadar fark var? Bu Kur'an hakka ve doğruya iletir. Dolayısıyla biz de ona iman ettik. Daha önce içinde bulunduğumuz şirke asla dönmeyeceğiz. Bugünden sonra artık yarattıklarından hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmayacağız. Hazin şöyle der: Bu ayet bu grubun daha önce müşrik olduğuna delildir. Hakikat şu ki Rabbimizin azamet ve şanı yücedir. Onun ne bir eşi vardır ne de herhangi bir oğlu. Çünkü eş ihtiyaç için, oğul da yalnızlığı gidermek için edinilir. Oysa yüce Allah bu eksikliklerden uzaktır. İçimizdeki cahil ahmak, Allah'ın azamet ve kutsiyetine yakışmayan şeyleri ona nispet ediyor ve hak ve itidal sınırından uzak batıl sözler söylüyordu. Mücahit der ki, ayetteki sefihten maksat iblistir. İblis cinleri Allah'tan başkasına ibadet etmeye çağırmıştı. Biz ne insanlardan ne de cinlerden hiçbirinin Allah'a eş ve çocuk nispet ederek onun hakkında yalan söylemeyeceğini umuyorduk. Fakat bu Kur'an'ı dinleyip ona iman edince anladık ki onlar bu hususta Allah hakkında yalan söylemişlerdir. Taberi şöyle der. Bu cin grubu Kur'an'ı dinlediklerinde Allah hakkında yalan söylemeye cesaret eden herhangi bir kimsenin bulunduğunu öğrenince yadırgadılar. Çünkü onlar Kur'an'ı dinlemeden ve Allah'ın eşi ve çocuğu olduğunu iddia edenleri Allah'ın yalanladığını öğrenmeden önce iblisin doğru sözlü olduğunu sanıyorlardı. Kur'an'ı dinleyince bu hususta iblisin yalan söylediğini kesin olarak anladılar ve bu nedenle ona sefih dediler. İnsanlardan bir grup kimseler cinlerden bazılarına sığınırlar da bununla onların azgınlık, sapıklık, kibir ve günahlarını artırırlardı. Ebu Suud şöyle der. Adam geceleyin ıssız bir vadide bulunup da başına bir şey gelmesinden korkunca kavminin sefihlerinden bu vadinin efendisine yani cinlerden onların büyüğüne sığınırım derdi. Büyük cinler bunu işitince insanların ve cinlerin efendisi olduk derlerdi. Dolayısıyla bu insanlar cinlerin kibir ve gururlarını artırırlardı. İşte yüce Allah'ın ayetinin manası budur. Ey cin topluluğu, insanların inanmayanları da sizin sandığınız gibi öldükten sonra Allah'ın hiç kimseyi diriltmeyeceğini sandılar da Yine sizin gibi onlar da öldükten sonra dirilmeyi inkar ettiler. Cinler şöyle der. Gök ehlinin sözlerini dinlemek için oraya çıkmak istedik. Fakat göklerin onları koruyan birçok melek ve göklere yaklaşmaya çalışanlara atılan yakıcı alevlerle doldurulmuş olduğunu gördük. Oysa Muhammed Aleyhisselam gönderilmeden önce biz göklerle ilgili haberleri dinlemek ve onları kahinlere bildirmek için göklerin kapısını çalardık. Şimdi kim gizli gizli dinlemeye çalışsa, gözetleme yerinde kendisini bekleyen ve onu yakıp yok edecek olan ateşi bulur. Biz cinler topluluğu Allah'ın yeryüzü sakinlerine ne yapacağını bilmiyoruz. Yine bilmiyoruz ki gökyüzünün bekçi ve alevlerle dolması Allah'ın yeryüzündekilere indirmek istediği bir azaptan dolayı mı yoksa Allah'ın içlerinde onları gerçeğe götürecek bir peygamber göndermek suretiyle onlar hakkında istediği bir hayırdan dolayı mıdır? Bu ifade cinlerin edepli davrandıklarını gösteren bir ifadedir. Şöyle ki Allah'a hayrı nispet edip şerri nispet etmeyerek şöyle dediler. Yeryüzündekilere kötülük mü murat edildi? Yoksa Rabları onlara bir hayır mı diledi? İbni Kesir şöyle der. Bu olaydan önce yıldızlardan ateşler atılıyordu. Bu durum cinleri bu olayın sebebini araştırmaya sevk etti. Yeryüzünün doğu ve batısını dolaşmaya başladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabıyla birlikte namaz kılarken Kur'an okuduğunu gördüler. Göğün bunun için korunduğunu anladılar. Kur'an'ı dinleme arzusuyla ona yaklaşıp daha sonra Müslüman oldular. İçimizden itaatkar ve salih olanlar vardır. Bunlar Allah'ın razı olacağı işleri yaparlar. İçimizde salih olmayanlar da vardır. İbn-i Cüzey şöyle der. Sözleriyle ya tam salih olmayanları kastettiler veya hiç salih olmayanları. Biz çeşitli fırka ve mezhepleri ayrılmışız. İçimizde salih olanlar da var, günahkar olanlar da var. Yine içimizde takvan sahibi olan da var, Allah'tan korkmayan da var. Biz anladık ki Allah bize güç yetiriyor ve biz nerede olursak olalım onun eli ve gücü altındayız. Kaçmakla onu azze düşüremeyeceğiz. Bize kötülük yapmak istediği takdirde onun azabından kaçıp kurtulamayacağız. Kurtubi şöyle der: Allah'ın ayetlerini düşünmek ve delil çıkarmak yoluyla anladık ki biz onun eli ve gücü altındayız. Kaçmakla veya başka bir yolla ondan kurtulamayız. Bundan sonra cinler kendilerine iman nimetini verdiği ve Kur'an'ı dinleyerek hidayet bulmalarını sağladığı için Allah'a şükrettiler. Kur'an-ı Kerim'i dinleyince ona ve onu indirene inandık. Peygamberliği hususunda Muhammed Aleyhisselam'ı tasdik ettik. Kim yüce Allah'a inanırsa o ne iyiliklerinin eksileceğinden ne de günahlarının artırılarak kendisine zulmedileceğinden korkar. İbni Abbas şöyle der. Sevaplarının eksiltileceğinden ve günahlarının çoğaltılacağından korkmaz. Çünkü ayette geçen eksiklikse zulüm demektir. Kur'an'ı dinledikten sonra bizden Müslüman olup Muhammed Aleyhisselam'ın peygamberliğini tasdik eden de oldu, haktan sapıp inanmayan da oldu. Tefsirciler şöyle der, kişi haktan sapıp zulmettiğinde adil davrandığındaysa denir. Yüce Allah, adil olanları sever mealindeki ayette bu manada kullanılmıştır kasıtsa zalim ve haktan sapan demektir. Kim İslam'a sarılır ve peygambere uyarsa işte o doğruya yönelmiş, kurtuluş ve mutluluk yoluna girmiştir. Hak yoldan ve imandan sapan zalimlere gelince onlar cehennem odunu olacaklardır. Cehennem, insan kafirleriyle tutuşturulduğu gibi onlarla da tutuşturulacaktır. Burada cinlerin sözleri sona erdi. Bu sözler onların imanlarının kuvvetini, doğruluk ve samimiyetlerini gösteren sözlerdendir. Bundan sonra Yüce Allah, Mekke halkı hakkında haber vermek üzere şöyle buyurdu. O kafirler iman edip Allah'ın şeriat yolunda dost doğru olsalardı, onlara bol bol su verir, yani onlara bolca rızık verir, ahirette elde edecekleri ebedi nimete ilaveten onlara bol nimet verirdik. Böylece hem dünya hem de ahiret üstünlüğü kazanırlardı. İbn-i şöyle der. Maksat şudur. Bu rızkın bollaştırılmasında kullanılmış bir istiharedir. İslam yolu ve Allah'a itaattir. Yani bu yolda dost doğru yürüselerdi, Allah onların rızkını mutlaka bollaştırırdı. Bu yüce Allah'ın o ülkelerin halkı inansalar ve korunsalardı, elbette üstlerine gökten ve yerden nice bereket kapısı açardık mealindeki ayetine benzer. Şükür mü yoksa inkar mı edecekler diye onları denemek için rızıklarını bollaştırırdık. Kim Allah'a itaat ve ibadetten yüz çevirirse Rabbi onu şiddetli, meşakkatli ve asla rahat edemeyeceği bir azaba sokar. Katade der ki, maksat içinde rahat edilemeyen azaptır. İkrime de şöyle der, cehennemde bulunan düz bir kayadır. Cehennem ehline onun üstüne çıkması emredilir. En üst kısmına çıktığında cehenneme indirilir. Bu ayet, de ki bana vahyolundu mealindeki ayetin ifadesi peygambere vahyedilen şeyler cümlesindendir. Yani mescitlerin ve ibadet yerlerinin Allah'a ait olduğu bana vahyedildi. Öyleyse buralarda ondan başkasına ibadet etmeyin sırf Allah'a ibadet edin. Mücahit şöyle der, Yahudi ve Hristiyanlar kilise ve havralarına girdiklerinde oralarda Allah'a ortak koşarlardı. Yüce Allah, peygamberine ve müminlere, bütün mescitlere girdiklerinde sadece Allah'a ibadet etmelerini emretti. Muhammed Aleyhisselam Rabbine ibadet etmeye kalkınca cinler, Kur'an'ı dinlemek arzu ve hırsıyla neredeyse aşırı kalabalıktan birbirlerinin üstüne binerlerdi. İbni Abbas şöyle der. Kur'an'ı dinlemek için neredeyse kendilerini onun üzerine atıyorlardı. Yüce Allah, Resulullah'ı şereflendirmek ve değerini artırmak için ismini zikretmeyip, Allah'ın kulu diyerek kulluk sıfatıyla niteledi. Ey Peygamber! Senden dinini bırakmanı isteyen o kafirlere de ki, ben ancak tek olan Rabbime ibadet ederim. Allah'a başkasını yani ne bir insanı ne de bir putu ortak koşmam. Savi şöyle der. Bu ayetin nüzul sebebi şudur. Kureyş kafirleri Peygamber aleyhisselama dediler ki, sen büyük bir şey getirdin. Bütün insanların düşmanı oldun. Bu işten vazgeç. Biz seni korur ve yardım ederiz. Bunun üzerine bu ayetler indi. Ey peygamber! Onlarla tartışırken şöyle de. Ben sizden herhangi bir zararı savamam. Size herhangi bir yararım da olmaz. Bunu ancak alemlerin Rabbi olan Allah yapabilir. Onlara şunu da söyle: Allah'a isyan ettiğim takdirde onun azabından asla beni kimse kurtaramaz. Kendime ne bir yardımcı ne de ondan korunacak bir sığınak bulabilirim. Bu durumda istediğiniz şeyi nasıl yapabilirim? Kata'de bundan maksat sığınak ve yardımcıdır der. Ben herhangi bir sığınak bulamam. Ancak Allah'ın bana emrettiği gibi Rabbimin risaletini tebliğ etti. Size öğüt ve irşatta bulunduğum zaman, işte o zaman Rabbim beni azaptan korur. Nitekim Yüce Allah mealen şöyle buyurmuştur. Ey Resul! Rabbinden sana indirileni tebliğ et. Eğer bunu yapmazsan onun elçiliğini yapmamış olursun. İbni Kesir şöyle der. Beni Allah'ın azabından ancak üzerime edasını farz kıldığı emirleri tebliğ etmem koruyup kurtarır. Kim Allah'ı ve Resulünü yalanlar, Allah'a kavuşacağına inanmaz ve ayetleri dinleyip emirleri düşünmekten yüz çevirirse onun cezası cehennemdir. Asla oradan çıkamaz. Sonunda müşrikler kendilerine vaat edilen azabı görünce işte o zaman kimin yardımcısı ve destekçisi daha zayıf ve kimin ordusu ve askeri daha az onların mı yoksa Allah'ı birleyen müminlerin mi anlayacaklardır? kuşkusuz Allah mümin kullarının yardımcısıdır. Dolayısıyla onların yardımcısı daha kuvvetli ve destekçileri daha çoktur. Çünkü Allah ve itaatkar melekleri onlarla beraberdir. Ey peygamber, onlara de ki: Size vaat edilen o azabın zamanı yakın mı yoksa uzak mı? Uzun bir müddet ve belli bir vakti var mı bilmiyorum. Tefsirciler şöyle der: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalanlayanları cehennem ateşiyle korkuttukça ve kıyametin şiddetlerinden sakındırdıkça açıkça onun sözünü hafife alırlar ve ona bu azap ne zaman bu kıyamet ne zaman kopacak diye sorarlardı. Bunun üzerine yüce Allah peygamberine onlara onun zamanı yakın mı yoksa uzak mı bilmiyorum demesini emretti. Yüce Allah gözlerin görmediğini nazarlardan uzak olanı bilir yarattıklarından hiçbirini gaybından haberdar etmez. Ancak Allah'ın peygamberlik için seçip razı olduğu kimse hariç. Allah ona dilediği gaybı gösterir. Tefsirciler şöyle der. Allah bazı peygamberler hariç hiç kimseye gaybı bildirmez. O peygamberlere mucize olsun diye bazı gaybları bildirir. Çünkü peygamberler mucizelerle desteklenirler. Bazı gaybları haber vermeleri de bu mucizelerdendir. Nitekim Yüce Allah İsa aleyhisselamdan mealen şöyle nakletmiştir. Evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Yüce Allah peygamberin önünden ve arkasından onu cinlerden koruyacak ve Allah'ın kendisine bildirdiği gayb bilgisini zapt etme hususunda ona muhafızlık edecek melek ve koruyucuları gönderir. Taberi şöyle der. Yüce Allah peygamberin önünden ve arkasından onu cinlerden koruyacak muhafız ve koruyucular gönderir. Peygamberlerinin Allah'ın vahyini onlara bildirdiği şekilde fazlalık ve eksiklikten korunmuş olarak tebliğ ettiklerinin ortaya çıkması için böyle yaptı. Yüce Allah olanı, olmuşu ve olacağı bilir. Burada kasıt Allah'ın ezelde bildiği şeyin ortaya çıkmasıdır. İbni Kesir şöyle der. Yani Yüce Allah emirlerini yerine getirebilmeleri için peygamberlerini melekleriyle korur. Onlara indirmiş olduğu vahyini de korur ki Rablerinin emirlerini tebliğ ettiklerini görsün. Halbuki Yüce Allah her şeyi o meydana gelmeden önce kat'i olarak mutlak bir şekilde bilir. Allah'ın ilmi peygamberlerde olan her şeyi kuşatmıştır. Onların işlerinden hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. O, yerlerde ve göklerde yayılmış olan damla, kum, ağaç yaprağı, deniz köpü, her şeyi zapt edip en ince teferruatıyla bilir. Hiçbir şey ondan gayb olmaz. Hiçbir iş ondan gizli kalmaz. Hal böyle olunca peygamberlere insanlara tebliğ etmelerini emrettiği onlardaki vahiy ve emirleri nasıl bilmez? Peygamberler bu emirler hakkında nasıl gevşek davranabilirler? Veya onları nasıl artırır veya eksiltirler? Ya da nasıl tahrifat yapabilir nasıl değiştirebilirler Oysa ki yüce Allah o emir ve vahiyleri kuşatmıştır. Büyük küçük her şeyi sayısıyla bilir. Gaybın anahtarları Allah'ın yanındadır. Onları ancak Allah bilir. O karada ve denizde her ne varsa bilir. Onun ilmi dışında hiçbir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitaptadır. Nuh Suresinin Tefsiri Biz, peygamberlerin şeyhi Nuh'u Arap Yarımadası sakinlerine gönderdik. Alusi şöyle der. Nuh Aleyhisselam'ın küfe topraklarında oturduğu ve orada peygamber olarak gönderildiği bilinmektedir. Kavmin iman etmediği takdirde onları elem verici bir azaptan sakındır ve korkut diye gönderdik. Bu azap, dünyada tufan, Ahirette ise cehennem azabıdır. Nuh aleyhisselam kavmini Allah'a davet etti ve onlara ben sizin için bir uyarıcı ve işin gerçeğini açıklayan biriyim. Sizi uyarıyor ve Allah'ın azabından korkutuyorum. Benim işim açık, davetim ortadadır. Tefsirciler şöyle der: Nuh aleyhisselam gönderilen ilk peygamberdir. Ona peygamberlerin şeyhi denir. Çünkü o peygamberlerin en uzun ömürlüsüdür. Kavmi arasında Kur'an-ı Kerim'de anlatıldığı gibi 950 sene kalmış ve onları Allah'a davet etmiştir. Bu uzun vakte rağmen onunla birlikte çok az kişi iman etti. Kur'an onun kıssasına müstakil olarak bu sureyi ayırmış ve bu olayı davetin başlangıcından sonuna kadar Nuh Suresi denilen bu surede anlatmıştır. Bu sure sonunda yüce Allah Nuh aleyhisselam'ın kavmini tufanla yok etmiştir. Nuh aleyhisselam ulul azm büyük peygamberlerden biridir. Bunlar beş tanedir. Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed'dir. Allah'ın salat ve selamı hepsinin üzerine olsun. Nuh aleyhisselamın zamanında küfür yaygınlaşmış, kavmi putlara tapmakla şöhret bulmuş, çokça taşkınlık, zulüm ve isyanda bulunmuşlardır. Bunun üzerine Yüce Allah onlara Nuh aleyhisselamı göndermiştir. Onların peygamberleriyle olan olaylarını Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de bize şöyle anlatır. Nuh onlara dedi ki, Tek olan Allah'a kulluk edin. Haramlarını bırakın. Günahlarından çekinin. Allah'a itaat etmek ve putlara ibadeti terk etmek gibi size emrettiğim hususlarda bana itaat edin. Size emrettiğimi yaparsanız Allah işlemiş olduğunuz günahları siler. Yüce Allah'ın günahlarınızdan demesinden maksat İslam'dan önce meydana gelen günahlarınızdır. Çünkü iman İslam'dan sonraki günahları değil, öncekileri silip atar. Ömürlerinizi Allah'ın bilgisinde takdir edilmiş ve kararlaştırılmış olan müddete kadar uzatır ve bunu mutlu hayattan faydalanıp refah içinde yaşayarak geçirirsiniz. Tefsirciler şöyle der. Ecelin tehirinden maksat azap etmeden tehirdir. Yani dünyada azap etmeden onlara ecellerinin sonuna kadar mühlet verir. Ömüre gelince o sınırlıdır. Ne ileri gider ne geri kalır. Ecelleri geldiği zaman onlar ne bir saat geri kalabilirler ne de öne geçebilirler. Bunun içindir ki yüce Allah daha sonra şöyle buyurmuştur. Allah'ın eceli geldiğinde ertelenmez. Yani insan ömrü Allah katında sınırlıdır. Artmaz ve eksilmez eceli yazan ve tespit eden Yüce Allah olduğu için Allah'ın eceli denilmiştir. Bunu bilseydiniz imana koşardınız. Nuh aleyhisselam bütün gücünü harcayıp çaresiz kalınca şöyle dedi. Rabbim ben ara vermeden ve gevşemeden gece gündüz kavmimi iman ve itaata çağırdım. Benim onları imana çağırmam onların haktan kaçıp uzaklaşmalarını ve ondan yüz çevirmelerini artırmaktan başka bir şey yapmadı. Sonra Nuh aleyhisselam onların kaçışlarını ve haktan vazgeçmelerini en güzel bir şekilde tasvir ederek şöyle dedi. Ben onları günahların bağışlanmasına vesile olsun diye Allah'ın birliğini ikrar etmeye ve ona itaate çağırdıkça davetimi dinlemediler. İbni Cüzey şöyle der. Nuh aleyhisselam davetin sebebi olan iman yerine mağfireti zikretti ki onların imandan yüz çevirmelerinin çirkinliği ortaya çıksın. Çünkü onlar mutluluklarından yüz çevirmişlerdir. Ben çağırdıkça onlar davetimi duymamak için kulaklarına tıkadılar. Sözlerimi duymamak veya beni görmemek için elbiseleriyle başlarını ve yüzlerini örttüler. Ebu Hayyan şöyle der açık olan bunun kinaye değil hakikat oluşudur. Yani Nuh aleyhisselam'ın kendilerini çağırdığı şeyi duymamak için kulaklarını tıkadılar. Nasihati işitmek ve nasihatçıyı görmek istemedikleri ve nefret ettiklerinden dolayı elbiseleriyle baş ve yüzlerini örttüler. Bu ifadenin Nuh aleyhisselam'ın onları çağırdığı şeyden tamamen yüz çevirmelerinden kinaye olması da caizdir. Buna göre onlar kulaklarını tıkayan ve gözlerini kapayan kimse yerindedirler. İnkar ve taşkınlıkta devam ettiler. Büyük bir kibirlilikle iman etmediler. Burada onların inatlarına ve iyice sapıklığa daldıklarına işaret vardır. Sonra onları korkup çekinmeden açık bir davetle herkesin önünde davet ettim. Daha sonra onlara gizli ve açık olarak gerçeği haber verdim. Onları sana davet hususunda her türlü yolu denedim. Tefsirciler şöyle der: Anlaşılıyor ki son yapılan gizli ve açık davet, Nuh aleyhisselam'ın davet yaparken sırf gizli ve sırf açık metodun dışında uyguladığı üçüncü bir metottur. Bu üçüncü metotta açıktan davet yapmanın faydalı olduğu yerde onları açıktan davet ediyor, gizli davetten fayda beklediği yerde de gizli davet ediyordu. Bundan sonra Nuh aleyhisselam gizli ve açıktan onlara yaptığı nasihati açıklayarak şöyle dedi. Dedim ki Allah'a iman edin, inkar ve isyandan tevbe edin. Zira Rabbiniz çok merhametli ve tebeyi çokça kabul edendir. Günahı bağışlar, tebeyi kabul eder. O gökten üzerinize sicim gibi yağan bolca yağmur gönderir. Size Mallarınızı ve çocuklarınızı çoğaltarak yardım eder. Size gölgeli ve meyveli ağaçları olan geniş bahçeler verir. Bu bahçeler arasından akan ırmaklar verir. Nuh aleyhisselam bu hazinelerin anahtarlarını elinde bulunduran Allah'a iman ettikleri takdirde göklerin ve yerin bereketlerini elde edeceklerine dair onları heveslendirdi duygularını tahrik etmek, içinde bulundukları kuraklıkla rızık ve zürriyetten mahrum olmalarının sebebini açıklamak için onlara kalpten yaklaştı. Bunun sebebinin yağmurları gönderme, rızkı bollaştırma, mal ve oğullarla yardım etme salahiyeti elinde bulunan tek Allah'ı inkar etmeleri olduğunu ve bu güçlü ilahı inkar edip fayda ve zarar veremeyen uydurdukları diğer ilahlara tapmalarının onlara yakışmadığını bildirdi. Daha sonra Nuh Aleyhisselam anlatma üsluplarından bir başkasıyla onların ruhlarını sarsmış ve onları imana doğru çevirmiştir. Ey kavmim! Allah'ın büyüklüğü ve gücünden korkmuyor ve onun makamı karşısında titremiyor musunuz? İbni Abbas şöyle der. Niçin büyüklüğüne yakışır şekilde Allah'a saygı göstermiyorsunuz? O sizi çeşitli safa ve farklı aşamalarda yaratmıştır meni, embriyo, et parçası ve diğer harikulade safalar. Yaratıcıların en güzeli olan Allah, yüceler yücesidir. Bundan sonra Yüce Allah, bu geniş kainatta dağılmış olan kudret ve birliğini gösteren delillere dikkat çekerek şöyle buyurdu. Ey kavim topluluğu! Allah'ın büyüklük ve kudretini görmediniz mi? İbret, düşünce ve tefekkür gözüyle bakmadınız mı? O Yüce Allah, yedi göğü birbiri üstünde kat kat son derece güzel ve sağlam olarak nasıl yarattı? Ayı nasıl dünya semasında gece karanlığında yeryüzünü aydınlatan bir nur kıldı? Fahrettin Razi şöyle der. Ay bütün göklerde değil sadece yere yakın olan semadadır. Bu şöyle demeye benzer. Sultan Irak'tadır. Bundan maksat Sultan Irak'ın her tarafındadır demek değildir. Aksine Sultan Irak topraklarının bir cüzündedir. Ayetteki durum da böyledir. Ebu Hayyan da şöyle der. Ay yere yakın göktedir. Göklerin aya zarf olması doğrudur. Çünkü mazrufun zarfı doldurması gerekmez. Sen Zeyt şehirdedir dersin, halbuki o şehrin bir kısmındadır. Güneşi aydınlatıcı bir kandil kıldı. İnsanlar evlerinde kandille aydınlandığı gibi Dünyadakiler de güneşle aydınlanır. Güneşin nuru ayın nurundan daha fazla ve tam faydalanma hususunda da daha mükemmel olduğu için yüce Allah güneşi sirac yani kandil diye ifade etti. Çünkü bizzat kendisi aydınlatır. Ayı da nur diye ifade etti. Çünkü o nurunu yani ışığını başkasından alır. Astronomi ilminin verileri de bunu destekler. Astronomi ilmine göre güneşin aydınlığı kendisindendir. Ayın nuru ise arzıdır. Güneşin nurundan alınmıştır. Her şeyi ilmiyle kuşatan Allah noksan sıfatlardan uzaktır. Yüce Allah dış alemdeki delili anlattıktan sonra burada iç alemdeki delili anlattı. Çünkü bu işlerin zikrinde Allah'ın büyüklüğüne, gücüne ve yaptıklarının parlaklığına apaçık bir delil vardır. Yani bitkileri yerden çıkardığı gibi sizi de topraktan yaratıp yetiştirdi. Bitkiyi topraktan sıyırıp çıkardığı gibi sizi de yeryüzü toprağından sıyırıp çıkardı. Tefsirciler şöyle der. İnsanların çıkarılması ve büyütülmesi ancak yeryüzünden alınan hayvanı ve nebati gıda unsurlarını alarak tamamlanınca bu yönden gıdasını yerden emerek gelişen bitkilere benzemiş oldular. Bunun içindir ki insanların yaratılması ve geliştirilmesine bitirmek manasına gelen isim verildi. Ve bu olay Hz. Adem'in yaratılışına bir işarettir. Şöyle ki o topraktan yaratılmıştır. Daha sonra zürriyeti ondan gelmiştir. Dolayısıyla insanların yeryüzünden bitirilmeye nispet edilmeleri doğru olur. Sonra Allah öldükten sonra sizi tekrar toprağa döndürür ve ona gömülürsünüz. Sonra da kıyamet günü hesap ve ceza için sizi oradan çıkarır. Bu olayın kesinlikle meydana geleceğini vurgulamak için çıkarma fiilini çıkarmak mastarıyla pekiştirdi. Bu ayet, yüce Allah'ın sizi topraktan yarattık, yine oraya döndüreceğiz ve bir kez daha sizi ondan çıkaracağız mealindeki ayetine benzer. Allah yeryüzünü sizin için geniş ve uzun bir yaygı kıldı kişinin yaygı üzerinde sağa sola döndüğü gibi yeryüzünde dolaşırsınız. İbni Cüzey şöyle der. Yüce Allah yeryüzünü uzunluk, genişlik ve insanların onun üzerine yerleşmeleri hususunda yaygıya benzetti. Bazı alimler bu ayetten yerin yuvarlak olmadığı manasını çıkardılar. Bu zayıf ve tenkide değer bir görüştür. Alusi de şöyle der. Bu ayette yerin yuvarlak olmadığına, düz olduğuna delil yoktur. Çünkü büyük kürenin üstünde bulunan herkes kendisine yakın olan mantıkayı düz görür. Sonra yerin yuvarlak olduğuna veya olmadığına inanmak şeriatı ilgilendiren bir şey değildir. Lakin yuvarlak oluşu yakın bir iş gibidir. Onu yaygı kıldıdan maksat yaygı gibi onun üzerinde dolaşırsınız demektir. Yeryüzünde yolculuk yaparken ve bir yerinden diğer yerine taşınırken geniş yollara giresiniz diye böyle yarattı. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi isyanda ısrar edip peygambere en çirkin söz ve fiillerle karşılık verince Nuh Aleyhisselam, onlarla arasında geçen ve Kur'an'ın anlattığı şu olayı nakletti. Nuh dedi ki, Rabbim, onlar aşırı derecede beni yalanlayıp bana isyan ettiler. Mal ve evlatların şımarttığı zengin ve ileri gelen kişilere tabi oldular. Böylece helak olarak dünya ve ahiret mutluluğunu kaybettiler. İleri gelen ve şımarık o kişiler ziyanda onlara örnek oldular. İleri gelenler onlara son derece büyük bir tuzak kurdular. Alusi şöyle der: Kübbar son derece büyük demektir. Bu din hususunda onlara tuzak kurmak, dine girmelerini engellemek ve Nuh aleyhisselama eziyet etmeye onları teşvik ve tahrik etmektir. Dediler ki, sakın putlara ibadeti bırakıp da Nuh'un Rabbine tapmayasınız. Özellikle şu beş putu yani Ved, Suva, Yevuz, Yeuk, Nesri sakın bırakmayınız. Savi şöyle der, bunlar Nuh kavminin taptığı putların isimleridir. Onlara göre bunlar en büyük putlardır. Dolayısıyla özel olarak onları zikrettiler. Bu onların inkarlarının şiddetinden tuzak ve hileye iyice bulaşmalarından ileri gelmektedir. Samimi öğütçü kılığına giriyor ve zayıf kimseleri atalarına ibadette tutmak için çeşitli hile ve tuzak yollarına başvuruyorlardı. İleri gelenleri aldanma ve sapma yollarını onlara süslü göstererek birçok insanı saptırdılar. Bundan sonra Nuh Aleyhisselam da onların sapmaları için beddua etti. Rabbim, taşkınlık ve zulümlerine karşı onların sapıklık üzerine sapıklıklarını artır. Tefsirciler şöyle der. Nuh Aleyhisselam, Allah'ın kavminden iman etmiş olanların dışında artık hiç kimse asla inanmayacak mealindeki ayetiyle haber vermesi sayesinde iman etmelerinden ümit kestiği için onlara beddua etti. Allah da duasını kabul edip onları suda boğdu. Bunun içindir ki Yüce Allah şöyle buyurdu. Suç ve günah işlemeleri, inkar ve taşkınlıktaki ısrarları yüzünden tufanla boğuldular ve ateşe sokuldular. İbni Cüzey şöyle der. Bu Allah'ın sözündendir. Onların durumunu bildirmek için söylemiştir. Onların tufanla boğulmaları ve ateşe sokulmalarının sadece hataları, yani inkar ve diğer günahları sebebiyle olduğunu açıklamak için böyle yapılmıştır. Kendilerine yardım edecek veya Allah'ın azabını savacak hiç kimse bulamadılar. Ebu Suud şöyle der, bu ayette onların Allah'tan başka ilahlar edindiklerine ve bu ilahların onlara yardım edemediklerine bir tariz ve onlarla alay vardır. Nuh dedi ki, Ey Rabbim, yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma. İbn-i Cüzey şöyle der, Deyyar, genel olumsuzlukta kullanılan isimlerdendir. Evde hiç kimse yok manasına denilir. Sonra Nuh aleyhisselam şu sözüyle bunun sebebini açıkladı. Çünkü sen onlardan birini bırakırsan kullarını doğru yoldan saptırırlar. Ve onların soyundan her türlü kafir ve günahkardan başkası gelmez. Fahrettin Razi şöyle der. Eğer Nuh aleyhisselam bunu nasıl bildi denilirse şöyle cevap veririz. Nuh aleyhisselam bunu istikra yani tüme varım yoluyla bilmiştir. Çünkü o 950 sene onların içinde kaldı. Huylarını anladı ve onları denedi. Kişi oğlunu Nuh aleyhisselama götürüyor ve şöyle diyordu. Oğlum bu adamdan sakın. Kuşkusuz o çok yalancıdır. Babam da bana böyle vasiyet etmişti. Bu şekilde büyükler ölür, küçükler büyürdü. İşte bunun içindir ki Nuh aleyhisselam onlar sadece inkarcı kafir doğururlar demiştir. Nuh aleyhisselam kafirlere ve dua ettikten sonra ardından müminlere dua ederek şöyle dedi. Rabbim beni, ana babamı, iman etmiş olarak evime girenleri, İman eden erkek ve kadınları bağışla. Nuh aleyhisselam kendisiyle başladı, sonra anne babasını zikretti, sonra da bütün erkek ve kadınları içine alacak şekilde duasını genelleştirdi ki daha etkili ve kapsamlı olsun. Rabbim, ayetlerini inkar edip peygamberlerini yalanlayanların dünya ve ahirette helak ve hüsrandan başka bir şeylerini artırma. Me'arit Suresinin Tefsiri Mekke kafirlerinden biri kendisi ve kavmi için mutlaka gelecek olan bir azabın inmesi için dua etti. Tefsirciler der ki, azabın gelmesini isteyen Kureyş'in ileri gelen kafirlerinden Nadr bin Haris'tir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini Allah'ın azabıyla korkutunca alay ederek şöyle dedi. Allah'ım eğer bu kitap senin katından gelmiş bir gerçekse üzerimize gökten bir taş yağdır veya bize elem verici bir azap getir. Bu sebeple Yüce Allah onu Bedir Savaşı'nda helak etti ve Nadr çok kötü bir şekilde öldü. İşte bu ayet onu kınıyarak indi. O adam kafirlere bu azabın gelmesi için dua etti. Allah o azabın vuku bulmasını istediğinde onu geri çevirecek hiçbir güç bulunmaz. İster istesinler, ister istemesinler o azap mutlaka onlara gelir. Azap indiğinde o asla kaldırılamaz veya savılamaz. O yüce Allah katından gelir. Allah meleklerin yükseldiği ve onun emrini ve vahyini indirdiği yükselme vasıtalarının sahibidir. Bundan sonra yüce Allah bunu şu sözüyle açıkladı. İtaatkar melekler ve Allah'ın vahiyle görevlendirdiği Cebrail aleyhisselam yüce Allah'a yüksedirler. Bu, dünya senelerinden 50 bin sene süren uzun bir günde olacaktır. İbni Abbas şöyle der. O gün kıyamet günüdür. Allah onu kafirler için 50 bin sene kadar kılmıştır. Sonra yerleşmek üzere cehenneme girerler. Tefsirciler şöyle der. Bu ayetle secde suresindeki miktarı bin sene olan bir günde mealindeki ayeti şöyle uzlaştırabiliriz. Şüphesiz kıyamette birçok durak ve toplanma yeri vardır. Orada elli toplanma yeri vardır ve her yerde bin sene kalınır. Bu uzun müddet mümine çok hafif gelir. O kadar ki bir farz namazından daha hafif olur. Ey Peygamber! Kavminin alay ve eziyetlerine sabret ve sızlanma çünkü Allah onlara karşı senin yardımcındır. Bu peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir tesellidir. Zira azabı acele istemek Allah'ın Resulü ile alay şeklinde olmuştur. Dolayısıyla Allah ona sabrı emretmiştir. Kurtubi şöyle der: Güzel sabır içinde hiç sızlanma bulunmayan ve Allah'tan başkasına şikayet olmayan sabırdır. O alay edenler azabı uzak görüyor ve olmayacağına inanıyorlar. Çünkü onlar öldükten sonra dirilmeye ve hesaba inanmıyorlar. Bizse onu yakın görüyoruz. Çünkü her gelmekte olan şey yakındır. Bundan sonra yüce Allah azabın şiddetini, dehşetini ve kıyamet gününün sıkıntılı hallerini anlatmak üzere şöyle buyurdu. O gün gök birbirine tutunmaksızın erimiş kurşun gibi akıcıdır. İbn Abbas şöyle der: Yani zeytinyağı tortusu gibi akar. Dağlar rüzgar uçurttuğu zaman renklenen ve uçuşan yün gibi dağınık olur ve uçuşur. Kurtubi şöyle der: Kırmızı veya renkli yün demektir. Yüce Allah dağları çeşitli renkleri alma hususunda yüne benzetti. Dağların ilk değişikliğe uğraması akan kum haline gelmesi şeklinde olur. Sonra renkli yün haline gelir daha sonra da dağılmış toz haline gelir. İşte göklerin ve yerin o korkunç gündeki durumu budur. Mahlukatın durumuna gelince o da Yüce Allah'ın buyurduğu gibi şöyledir. Hiçbir dost, dostunun, hiçbir akraba, akrabasının durumunu sormaz. Çünkü her insan kendi derdiyle meşguldür. Bu onları saran korku ve dehşetin şiddetinden dolayıdır birbirlerine gösterilirler. Yani birbirlerini görür ve tanırlar. Hatta kişi babasını, kardeşini, akrabalarını ve aşiretini görür. Fakat ona ne bir şey sorar ne de onunla konuşur. Nitekim Yüce Allah mealen şöyle buyurmuştur. İşte o günde kişi kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçar. O gün onlardan her birinin kendisine yetecek kadar işi vardır. İbni Abbas şöyle der. Onlar onlara gösterilirden maksat birbirlerini tanır tanışır sonra da birbirlerinden kaçarlar demektir. Yani inkar eden ve yalanlayan Allah'ın azabından kendini kurtarmaya karşılık, kendisi için dünyada en değerli olan oğul, eş ve kardeşi verip kurtulmayı temenni eder kendisine kucak açıp barındıran ve başına gelen musibetlerde dayanağı olan aşiretini de fidye olarak verip kurtulmak ister. Sadece bunu değil, aksine bütün yeryüzündekileri fidye olarak vermeyi ister. Yeryüzünde bulunan insanların ve diğer varlıkların hepsini fidye verip Allah'ın azabından kurtulmak ister. Fakat kafirin azaptan kurtulması yahut fidyenin onu şiddetli sıkıntı ve kötü durumdan kurtarması ne kadar uzaktır. Fahrettin Razi şöyle der. Ayette geçen sonra kurtuluşun uzak görüldüğünü ifade eder. Yani kafir bütün bunların eli altında olmasını ve onları kendisi için fidye verip sonra bunun kendisini kurtarmasını ister. Fakat heyhat bu onu nasıl kurtaracak? Buradaki men etmek ve azarlamak manasını ifade eder. Yani o günahkar kafir bu kuruntulardan vazgeçip bıraksın. Hiçbir fidye onu Allah'ın azabından kurtaracak değildir. Aksine onun önünde ateşi alevlenen cehennem vardır. Isısının şiddetiyle insanın başının derisini soyar. Daha fazla işkence ve azap edilmesi için başın derisi her soyuldukça tekrar eski haline döner. Deri bedenin en hassas kısmı ve ateşten en çok etkilenen bölümü olduğu için Yüce Allah onu özellikle zikretti. Cehennem Allah'ı yalanlayan ve imandan yüz çevirenlere seslenir. İbni Abbas şöyle der. Cehennem münafık ve kafirleri fasih bir dille isim isim çağırarak şöyle der. Bana gel ey kafir, bana gel ey münafık sonra kuşun taneleri topladığı gibi onları toplar. Malı toplayıp onu kasa ve sandıklarla saklayıp depo eden ve o maldan Allah'ın ve kafirlerin hakkını ödemeyenlere seslenir. Tefsirciler şöyle der, bu ayet cimrilik yapıp malı vermeyen, onu biriktirmeye düşkün olup hayır yolunda harcamayan ve Allah'ın ve kafirlerin hakkını ondan çıkarmayan kimseler için bir tehdittir. Hasan Basri şöyle derdi. Ey Ademoğlu! Allah'ın tehdidini işittin. Sonra da helal haram demeden dünya malını topladın. Bundan sonra Yüce Allah, insan tabiatından ve yaratılışında bulunan dünya malına şiddetli hırsından haber vermek üzere şöyle buyurdu. Şüphesiz insan sabırsız ve telaşlı bir tabiatla yaratılmıştır. Belaya sabredemez, nimetlere de şükretmez.'' Tefsirciler şöyle der. Hela çok hırslı ve sabrı az olmaktır. Bir kimse acıkıp sabredemezse denir. Buradaki insandan maksat istisnanın da gösterdiği gibi bütün insanlardır. İstisna umum için bir ölçüdür. Bundan sonra Yüce Allah bunu şu ayetiyle açıkladı. Ona herhangi bir fakirlik veya hastalık veya korku gibi arzu edilmeyen bir şey geldiğinde çokça sızlanır. Her tarafını yeis ve ümitsizlik sarar. Zenginlik, sıhhat ve bol rızık gibi bir hayır isabet edince aşırı derecede cimri olur. Yani ona fakirlik isabet ettiğinde sabretmez. Allah onu zengin kılınca da Allah yolunda harcamaz. İbn Keysan şöyle der: Allah insanı kendisini sevindiren şeyi seven, hoşlanmadığı şeyden de kaçan bir varlık olarak yarattı. Sonra sevdiği şeyleri Allah yolunda harcamak ve sevmediği şeylere sabretmek suretiyle kendisine kulluk etmesini istedi. Ancak namaz kılanlar sabırsız değildir. Yüce Allah namaz kılanları sabırsızlıkla nitelenen insanlardan istisna etti. Çünkü namaz onları dünyaya daha az önem vermeye teşvik eder de dünyanın kötülüğüne sabırsızlık göstermezler ve nimetleri hususunda da cimrilik yapmazlar. Onlar namazlarını edaya devam ederler. Hiçbir şey onları namazdan alıkoymaz. Zira onların ruhları kendilerini Allah'tan gelen güzel esintileri arz ettikleri için hayat kirlerinden arınmıştır. Onların mallarında Allah'ın üzerlerine farz kıldığı belirli bir pay yani zekat vardır. Bu zekat El açıp insanlardan isteyen fakir için ve istemekten utanan dolayısıyla zengin sanılarak mahrum kalan kimse içindir. Nitekim yüce Allah mealen bilmeyen kimse onları kendilerini ifetli görünmeye zorlamalarından dolayı zengin zanneder. Onlar hesap ve ceza gününe inanırlar. Onun vuku bulacağına şeksiz şüphesiz inanırlar. Dolayısıyla iyi ameller yaparak o güne hazırlanırlar. Onlar kendileri için Allah'ın azabından korkanlardır. Sevabını umar, azabından korkarlar. Çünkü insana Allah'ın azabından emin olmak yakışmaz. Ancak Allah'ın kendisini emin kıldığı ve işlerinde sonuçları itibariyle güven sağladığı kimseler hariç. İşte o Allah'a inanıp azabından korkanlar var ya, dünya onları azaldatır veya dünya nimetleri onları az şımartır veya kaybettikleri dünya nimetlerine az üzülürler. Dünya nimetlerini kaybetmeleri veya kazanmaları onlar için birdir. Çünkü onlara bir kötülük geldiğinde sabırsızlıktan alıkoyacak ve bir hayır geldiğinde de onu vermemekten de kendilerini men edecek kadar Allah'ın azametini ve varacakları yeri düşünürler. Bundan sonra Yüce Allah hayır işlemeye ve itaat etmeye muvaffak olan beşinci grubu anlatmak üzere şöyle buyurdu. Onlar iffetli kimselerdir. Haram işlemez ve günahlarla kirlenmezler. Kendilerini zina ve fuhuştan korumuşlardır. Onlar sadece Allah'ın kendileri için helal kıldığı nikahlı eşlerine ve cariyelerine yaklaşırlar. Onlar bu hususta kınanmazlar. Zira eşler ve cariyeler gibi Allah'ın mübah kıldığı yerlerde şehveti gidermek helal olup bunun için insana sevap verilir. Çünkü bunda nesli ve zürriyeti çoğaltmak vardır. Şehvetini gidermek için kim eşler ve cariyelerden başka bir şey isterse Allah'ın sınırlarını aşmış ve kendisini onun azabına sunmuş olur. Taberi şöyle der: kim şehvetini tatmin için eşinden ve cariyesinden başka bir yol ararsa işte bunu yapanlar haddi aşanların kendileridir. Onlar Allah'ın kendileri için helal kıldığı sınırı aşıp o haram kıldığı yere geçmişlerdir. İşte kınanan kimseler bunlardır. Onlar emanetleri eda eder ve ahitleri korurlar. Kendilerine emanet edilip güvenildikleri zaman hainlik etmez. Söz verdiklerinde sözlerini bozmazlar. Onlar akraba olan veya olmayan herkes hakkında doğru şahitlik ederler. Gördüklerini gizlemez ve değiştirmezler. Aksine şahitliği insanların hakları ve menfaatleri korunacak şekilde tam olarak eda ederler. Emanetlerin içinde şahitlik de bulunduğu halde yüce Allah onu tekrar özel olarak zikretti ki onun faziletine dikkat çeksin. Çünkü şahitliği tam olarak yapmada hakları yaşatmak, onu terk etmedeyse hakları kaybetmek vardır. Yerilen sabırsızlık huyundan nefislerini temizlemeye Allah'ın muvaffak kıldığı müminlerin vasıflarından sekizincisidir. Yani onlar namazın şartlarına riayet eder ve adabına sarılırlar. Özellikle namazda hüşu içinde bulunur, tefekkür eder ve Allah'ın kontrolü altında olduklarını düşünürler. Aksi takdirde yapılan iş bir takım şekli hareketlerden ibaret olur ki kul bunun meyvesini toplayamaz. Çünkü namazın faydası kişiyi haramlardan alıkoymaktır. Kuşkusuz namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Namaz İslam'ın direği olduğu için bu konu durmadan vurgulanmıştır. Bu iyi ve övülen amellerin başında ve sonunda namaz zikredilmiştir ki kişi İslam'ın binasını oluşturan rükunlar içinde onun mertebesini öğrensin. Kurtubi şöyle der: Yüce Allah başlangıçta müminlerin onlar namazlarına devam edenlerdir şeklindeki vasıflarını zikretti. Sonunda da onlar namazlarını koruyanlardır buyurdu. Devam ile muhafaza farklı şeylerdir. Onların namazlara devamı onu edaya devam etmeleridir. Onlar namazı bırakmaz ve hiçbir şey sebebiyle namazdan alıkonmazlar. Müminlerin namazı korumaları ise namaz için güzelce abdest almaya, onu vakitlerinde kılmaya, rükunlarını tam yapmaya, sünnetleri ve adabıyla en mükemmel şekilde eda etmeye ve kötülükler işlemek suretiyle sevabının boşa gitmesinden onu korumaya riayet etmeleridir. Devam, namazın bizzat kendisi, muhafaza ise namazın halleriyle ilgilidir. Yüce Allah takvan sahibi müminlerin vasıflarını anlattıktan sonra onları bekleyen akibet ve sonu anlatmak üzere şöyle buyurdu. Bu yüce sıfatlar ve değerli menkıbelerle nitelenmiş olan o kişiler naim cennetlerine yerleşmişlerdir. Bu yüce sıfatlarla nitelendikleri için Yüce Allah onlara bu cennetlerde çeşitli ve canlarının çektiği şeyleri ihsan ederek türlü türlü ikramlarda bulunmuştur. Ey peygamber o suçlu kafirlere ne oluyor ki boyunlarını uzatıp gözlerini çevirerek sana doğru koşuyorlar? Tefsirciler şöyle der. Müşrikler halka halka Resulullah'ın etrafında toplanıyor, onun sözlerini dinliyor, onunla ve ashabıyla alay ederek. Eğer bunlar Muhammed'in dediği gibi cennete girerse biz mutlaka onlardan önce gireriz diyorlardı. Bunun üzerine bu ayet indi. Sağından ve solundan gelip bölük bölük gruplar halinde oturarak konuşuyor ve hayret ediyorlar. Ebu Ubeyde şöyle der. Izin dağınık gruplar halinde demektir. Şu hadiste de bu kelime aynı manada kullanılmıştır. Niçin sizi dağınık gruplar halinde görüyorum? Rablerinin katında melekler nasıl saf oluyorsa öyle saf olsanız ya. Bu azarlama ve sitemle beraber inkar ifade eden bir sorudur. Yani o kafirlerden her biri son peygamberi yalanladığı halde Allah'ın kendisini naim cennetlerine sokacağını mı zannediyor? Bu edat azarlamak ve men ifade eder. Yani hayır, iş onların arzu ettiği gibi değildir. Onlar cennete asla giremeyeceklerdir. Biz onları pis şeylerden, nutfe, embriyo ve bir parça etten yarattık. Müminlerden önce naim cennetlerine girme şerefini nereden kazanıyorlar? Oysa cennete girmelerini gerektiren herhangi bir faziletleri yoktur. Cennete girmeye ancak Allah'a itaat edenler hak kazanır. Kurtubi şöyle der: Kafirler, Müslümanların fakirlerine karşı kibirli davranıyor ve onlarla alay ediyorlardı. Onun için yüce Allah, biz onları bildikleri şeyden, yani pislikten yarattık. Dolayısıyla böyle kibirlenmek onlara yaraşmaz buyuruyor. Güneş, ay ve yıldızların doğduğu ve battığı yerlere yemin ederim ki biz onları yok edip yerlerine onlardan daha üstün ve Allah'a daha itaatkar bir kavim getirmeye kadiriz. Biz bundan aciz değiliz. Ey Peygamber! Onları bırak, batırlarına dalsın ve dünyalarında oynaya dursunlar. Sen sana emrolunanla meşgul ol bu müşrikler için bir tehdit ve korkutma manası taşıyan bir emirdir. Tevbe ve pişmanlığın fayda vermeyeceği o zor günle karşılaşıncaya kadar onları bırak. Kabirlerinden çıkıp mahşer yerine hızla gidecekleri gün, sanki onlar kendilerinin ibadet etmek için dikmiş oldukları putlara doğru koşuyor ve yarışıyorlarmış gibi olacaklardır. Yüce Allah, kafirlerin hesap yerine hızla gitmelerini, dünyada ilahları ve tağutlarına hızla ve yarışarak gitmelerine benzetti. Bu teşbihte onlarla alay edilmiş ve akıllarının zayıflığı vurgulanmıştır. Çünkü onlar bir tek olan Allah'a ibadeti bırakmış, ibadete layık olmayan şeylere ibadet etmişlerdir. Onların gözleri yere doğru eğik ve düşüktür. Allah'tan utandıkları için gözlerini kaldıramazlar. Her taraftan onları zillet ve horluk kaplamıştır yüzlerinde bu zillet ve kırıklığın alametleri vardır. Bu dünyada tehdit edildikleri ve fakat alay edip yalanladıkları gündür. Bugün artık hesap ve cezalarını göreceklerdir. Hakka Suresi'nin tefsiri. Hakka kıyametin ismidir. Gerçekleşmesi kesin olduğu için bu ad verilmiştir. Kıyamet kesin bir hakikat ve vuku bulacak bir olaydır. Bu hususta hiçbir şüphe ve tartışma yoktur. Bu tekrar olayın büyüklüğünü ve önemini ifade etmek içindir. Asıl olan o nedir diye sorulmasıydı. Fakat yüce Allah olayın büyüklüğünü ve korkunçluğunu vurgulamak için zamir yerine açık isim getirdi. Ey peygamber, kıyametin ne olduğunu sana ne bildirdi? Kuşkusuz sen kıyameti ve ondaki korkulu halleri görmediğin için onu bilemezsin. Kıyamet anlatılamayacak ve hayal edilemeyecek derecede şiddetli ve büyük bir olaydır. Bu Arapların üslubuyla söylenmiştir. Çünkü onlar karşılarındakini bir şeye teşvik etmek istediklerinde soru kipini kullanır ve biliyor musun ne oldu derler. Bu ayette bu kabil'den olup durumun korkunçluğunu ve büyüklüğünü artırmaktadır. Sanki yüce Allah şöyle buyurmuştur. Bu korkunç bir şey ve ürpertici önemli bir olaydır. Yüce Allah, Mekke kafirlerini hatırlatmak ve onları korkutmak için kıyametin korkunç ve büyük bir olay olduğunu anlattıktan sonra onu yalanlayanları ve yalanlayanların başına gelenleri anlatarak şöyle buyurdu. Salih ve Lut aleyhisselamın kavimleri şiddetli olaylarıyla kalpleri sarsan kıyameti yalanladılar. Salih'in kavmi Semud'a gelince onlar aşırı derecede şiddetli, öldürücü bir gürültüyle helak edildiler. Katade der ki, o her türlü gürültüden daha şiddetli olan bir sayhadır. Hud kavmi ada gelince onlar da Debur denilen uğultulu korkunç bir fırtınayla helak edildiler. Hadiste şöyle buyurulmuştur. Bana sabah rüzgarıyla yardım edildi. Alt kavmi ise Debur'la helak edildi. Bu fırtına aşırı derecede hızlı esen çok soğuk bir rüzgardı. Sanki o kabına sığmadı ve onu zaptedemediler. İbni Abbas şöyle der: Allah hangi rüzgarı gönderdiyse onu bir ölçüyle göndermiştir. Hangi yağmur tanesini indirdiyse bir ölçüyle indirmiştir. Ancak Nuh ve at kavimleri bunun dışındadır. Çünkü Nuh gününde su kabından taşmış ve fakat ona karşı bir şey yapamamışlardır. Sonra İbni Abbas su taştığı vakit gemide sizi biz taşıdık mealindeki ayeti okudu. Ad gününde de rüzgar kabına sığmamış, alt kavmi de ona karşı bir şey yapamamışlardı. Sonra İbni Abbas uğultulu azgın bir fırtınayla helak oldular mealindeki bu ayeti okudu. Allah o fırtınayı onların üzerine yedi gece sekiz gün kesilmeksizin aralıksız peş peşe musallat etti. Ey muhatap! O kavmi sen evlerinde hareketsiz ölüler olarak görürsün. Tefsirciler şöyle der. Rüzgar hurma ağaçlarının başlarını kopardığı gibi onların başlarını da koparıyordu. Ağızlarından girip arkalarından çıkıyor ve onları yere yıkıyordu. Neticede içleri boş hurma kütükleri gibi oluyorlardı onlardan geriye kalan birini görüyor musun? Veya onlardan herhangi bir iz buluyor musun? Kuşkusuz onlar son şahsa kadar helak olmuşlardır. Nitekim Yüce Allah mealen, bunun üzerine onların evlerinden başka bir şey görünmez oldu buyurmuştur. Zorba Firavun, ondan önce peygamberlerini yalanlayan azgın milletler ve yurtları altüst olan toplumlar, İnkar ve isyandan ibaret olan o çirkin fiili işlediler. Altüst olan yurt Lut kavminin yurdudur. Zira Allah onların yurdunu altüst etmişti. Savi der ki: El mütefikattan maksat ters çevrilenlerdir ki bunlar da Lut kavminin beldeleridir. Cebrail aleyhisselam bu beldeleri yerinden söküp kanatları üzerinde göğe yakın bir yere kadar kaldırmış sonra altını üstüne çevirmiştir. Bunlar beş belgeden ibarettir. Firavun, Allah'ın Resulü Musa'ya, Lut kavmi de peygamberleri Lut'a isyan ettiler. Allah onları öncekilerin azabından daha şiddetli bir azapla yakaladı. Nitekim onların suçları da diğer kafirlerin suçlarından daha çirkin ve adiydi. Su, haddi aşıp her şeyin üstüne çıkarak her tarafı basınca sizi gemiye yükledik. Bu olayı insanlar için bir öğüt ve Allah'ın peygamberlerini yalanlayanlardan intikam alacağını gösteren bir ibret kılalım ve öğütleri belliyen işittiğinden faydalanan kulaklar onu koruyup öğüt alsınlar diye böyle yaptık. Kurtubi şöyle der: Bu milletlerin kıssalarını ve başlarına gelen azabı anlatmaktan maksat peygambere isyan hususunda bu ümmeti onlara uymaktan men etmektir. Onun içindir ki Yüce Allah ayeti belleyici kulaklar onu bellesin sözüyle sona erdirdi. Katade şöyle der. Vaiye Allah'ın emrini anlayan ve onun kitabından işittiğinden faydalanandır. Yüce Allah yalanlayanların kıssalarını anlattıktan sonra kıyametin korkunç hallerini ve sıkıntılarını anlatmak üzere şöyle buyurdu. İsrafil aleyhisselam Dünyanın harap olması için sonra bir kez üfürdüğünde kıyamet kopar. İbni Abbas şöyle der: Bu dünyanın harap olacağı ilk küfürmedir. Yerler ve dağlar yerlerinden söküldü ve birbirlerine çarpılıp ufalanarak ağır ağır akıp giden kum yığını haline geldiğinde İşte o zaman büyük kıyamet kopar ve o büyük olay gerçekleşir. Gökte yarılır. O gün artık gök zayıf ve gevşektir onda ne sertlik kalmıştır ne de birbirine tutma. Melekler göklerin etrafında ve çevresinde bulunmaktadır. Tefsirciler şöyle der, bu şu demektir. Gök, meleklerin meskenidir. Gök yarıldığında o günün şiddeti ve Yüce Allah'ın azametinin kalplerine yaptığı tesirden dolayı korktukları için göğün etrafında dikilirler. O gün Allah'ın arşını sekiz büyük melek başlarının üstünde taşır. İbni Abbas şöyle der. Meleklerden sayılarını Allah'tan başkasının bilemeyeceği sekiz saf onu taşır. O korkunç günde siz hesap ve yaptıklarınızın karşılığını almak için melekler meleki azametli Allah'ın huzuruna çıkarılacaksınız. Sizden hiçbiriniz ondan gizlenemez. Sırlarınızdan hiçbiri ona gizli kalmaz. Çünkü o açıkta olanları da gizli olanları, ve kalplerde bulunanları da bilir. Bundan sonra Yüce Allah, bedbahtlarla bahtiyarların o günkü durumlarını açıklamak üzere şöyle buyurdu. Bahtiyarlardan olduğu için amel defteri sağından verilene gelince, o sevinç ve mutluluktan kitabımı alın okuyun der. Razi şöyle der. Kitabımı alın okuyun mealindeki söz onun son derece sevinçli olduğunu gösterir. Çünkü amel defteri sağından verilince kendisinin kurtuluşa erenlerden ve nimete nail olanlardan olduğunu anlar da bunu başkalarına göstermek ister ki onun elde ettiği bu nimete başkaları da sevinsinler. Doğrusu ben kıyamet günü hesap ve mükafatımla karşılaşacağımı iyice ve kesin olarak biliyordum. Bunun için iman ve iyi amel hazırlığı yaptım. Hasan Basri şöyle der mümin Rabbi hakkında güzel zanda bulunmuş ve güzel amel işlemiştir. Münafıksa Rabbi hakkında kötü zanda bulunmuş ve kötü amel işlemiştir. Daha hak ise şöyle der. Müminin Kur'an'da geçen zanlı kesin bilgi, kafirin zanlı ise şüphe manasınadır. Yüce Allah, müminin mükafatını açıklamak üzere şöyle buyurdu. Mümin, sahibinin razı olacağı, razı olunan rahat bir hayat yaşar. Çünkü sahihte buyurulduğuna göre onlar yaşayacaklar, asla ölmeyecekler, sağlıklı olacaklar, asla hastalanmayacaklar, bolluk içinde yaşayacaklar, asla sıkıntı çekmeyecekler. Onlar kıymeti yüce cennetlerde ve yüksek köşklerde yaşarlar. O cennetlerin meyveleri yere yakındır. Ayakta duran, oturan ve yatan onları alabilir. İbn-i şöyle der. Kutuf katvin çoğuludur. Katf üzüm salkımı gibi koparılıp toplanan meyve demektir. Rivayete göre kul ayakta veya oturarak veya yatarak o meyveleri ağzıyla ağacından alır. Onlara lütuf ve ihsan olarak afiyetle her türlü eziyetten uzak ve her türlü hoşa gitmeyen şeylerden esenlikte olarak yiyin için denilir. Çünkü siz geçmiş günlerde yani dünyada iyi amel işleyip onları önceden gönderdiniz. Yüce Allah bahtiyarların durumunu anlattıktan sonra ardından şöyle buyurarak bedbahtların durumunu anlattı. Amel defterleri sol taraflarından verilenlere gelince ki bu bedbahtlık ve hüsran alametidir. O çirkin amellerini gördüğünde keşke defterlerim bana verilmeseydi der. Tefsirciler şöyle der bedbaht, mahcup olup utanınca işte o zaman pişman olur ve amel defteri kendisine verilmeseydi diye temenni eder. Keşke verilmeseydi de hesabımın ne büyük ve ne şiddetli olduğunu anlamasaydım. Bu ifade olayın büyüklüğünü ve korkunçluğunu anlatır. Keşke dünyadaki ilk ölümüm hayatımı sona erdirseydi de artık bir daha diriltilmeseydim ve azap görmeseydim. Katade şöyle der. Bedbahta göre ölümden daha kötü bir şey olmadığı halde onu temenni eder. Çünkü o bu durumu tatmış olduğu ölümden daha kötü ve acı görür. Toplamış olduğum mal ne bana bir fayda verdi ne de Allah'ın azabından bir şeyi benden savdı. Mülküm, saltanatım, soyum ve makamım bunların hepsi benden alındı. Şimdi ne yardımcım var, ne güven verenim, ne dostum var, ne destekleyenim var. Yüce Allah cehennem zebanilerine bu günahkar suçluyu tutup kelepçeleyin der. Kurtubi şöyle der. Hemen yüz bin melek ona koşar. Sonra elleri boynuna bağlanır. İşte Yüce Allah'ın ayetinin manası budur. Sonra onu alevli büyük ateşe atın da sıcağında yansın. Sonra onu yetmiş arşın uzunluğundaki bir zincir içinde sokun. İbni Abbas şöyle der. Bu melek arşınıyladır. Zincir onun dübüründen girip boğazından çıkar. Sonra da başıyla ayakları birleştirilir. Zincir dizilmiş halkalardır. Her halka diğerine takılıdır. Suçlu onunla hareket edemeyecek şekilde sarılır. Yüce Allah o şiddetli azabı açıkladıktan sonra şöyle buyurarak bunun sebebini açıkladı. Çünkü o Allah'ın birliğini ve yüceliğini tasdik etmiyordu. Ebu Hayyan şöyle der. Yüce Allah azabın en büyük sebebini anlatarak başladı ki o da Allah'ı inkardır. Bu mukadder bir soruya cevap olarak verilmiş ve sebep bildiren mustakil bir cümledir. Sanki birisi Allah niçin bu derece büyük azaplı cezalandırır diye sormuş da ona çünkü o Allah'a inanmıyordu diye cevap verilmiştir. O ne kendisini ne de başkasını yoksulları yedirmeye teşvik ediyordu. Tefsirciler şöyle der. Yüce Allah yedirmiyordu yerine teşvik etmiyordu buyurdu ki, teşvik etmeyenin durumu böyle olunca iyilik etmeyen ve sadaka vermeyenin durumunun ne olacağına dikkat çeksin. Ahirette onun azabı savacak herhangi bir arkadaşı yoktur. Çünkü arkadaşları ondan ayrılıp kaçarlar. Onun için cehennem ehlinin yaralarından akan irinden başka bir yemek yoktur. Onu ancak suç ve günah işleyen suçlu ve günahkarlar yer.'' Yüce Allah, cennet ehli olan mutlu kimselerin durumuyla cehennem ehli olan bedbahtların durumunu anlattıktan sonra sözü Kur'an'ın yüceliğini anlatarak bitirdi. Görünen ve görünmeyen şeylere yemin ederim. Gördüğünüz ve görmediğiniz şeylere, yani gözlerin önünde olan ve gözlerin görmediği şeylere yemin ederim. Fahrettin Razi şöyle der. Ayet umum ve genellik ifade eder. Çünkü ayet iki kısmın. Yani görünen ve görünmeyen şeylerin dışında olmaz. Dolayısıyla yaratıcıyı ve yaratılmışları, dünya ve ahireti, beden ve ruhu, insan ve cinni, açık ve gizli olan nimetleri kapsar. Katade şöyle der: Ayet yüce Allah'ın bütün mahlukatını içine alır. Ata da şöyle der: Gördüğünüz kudret eserlerine ve görmediğiniz kudret sırlarına yemin ederim. Kuşkusuz bu Kur'an Allah kelamıdır onu şerefli bir elçi yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem okuyor. Kurtubi şöyle der, burada elçiden maksat Muhammed aleyhisselamdır. O Kur'an'ı okudu ve Allah'tan tebliğ ettiği için söz ona nispet edilmiştir. Kur'an iddia ettiğiniz gibi bir şair sözü değildir. Çünkü o bütün şiir vezinlerine aykırıdır. O ne bir şiirdir ne denesir bu Kur'an'a ne de az inanıyorsunuz. Burada azdan maksat şudur. Onlar Kur'an'ın Allah'tan olduğuna inanmıyorlar. Yani onu asla kabul etmiyorlar. Araplar bize gelmiyor manasında derler. O, gaybı bildiğini iddia eden bir kahinin sözü de değildir. Çünkü Kur'an üslubuyla kahinlerin seciğine uymaz. Ne de az öğüt ve ibret alıyorsunuz. O, izzet sahibi Yüce Allah'ın indirmesidir. Nitekim yüce Allah mealen muhakkak ki Kur'an alemlerin Rabb'inin indirmesidir. Onu Ruhul Emin uyarıcılardan olasın diye apaçık Arap diliyle senin kalbine indirmiştir. buyurmuştur. Ayetten maksat Resulullah'ı müşriklerin ona nispet ettiği sihir ve kahinlik iddiasından uzak tutmaktır. Bundan sonra yüce Allah Kur'an'ın Allah katından olduğunu en büyük delille pekiştirmek üzere şöyle buyurdu. Muhammed bazı sözler uydurarak söylemediğimizi, demediğimiz şeyleri bize nispet etseydi, mutlaka güç ve kuvvetimizle ondan intikam alırdık. Sonra kalbinin damarını keserdikte de ölürdü. Kurtubi şöyle der, Vitin, kalbin bağlı olduğu damardır. Bu kesilince sahibi ölür. Maksat şudur, az da olsa Allah'a bir şey nispet etmiş olsaydı, Allah onu hemen cezalandırır mühlet vermezdi.'' Çünkü yerine denilmesi küçüklük ve hakirlik ifade eder. Öyle yaptığı takdirde ona ceza vermek istersek hiçbiriniz bizimle onun arasına giremez ve azabımı ondan savamaz. Yani Muhammed sizin için bize karşı yalan söylemez. Zira o bilir ki eğer söylerse mutlaka onu cezalandırırız ve hiç kimse azabımıza ondan savamaz.'' Bu Kur'an kuşkusuz Allah'tan korkan takva sahibi müminler için bir öğüttür. Kur'an'dan sadece takva sahipleri faydalandığı için yüce Allah onları zikretti. Kuşkusuz biz ayetlerinin açıklığına rağmen sizden bu Kur'an'ı yalanlayan ve onun öncekilerin efsaneleri olduğunu iddia edenlerin bulunduğunu biliyoruz. Bu ayette Kur'an'ı yalanlayanlar için bir tehdit vardır kuşkusuz Kur'an ahirette onlar için bir hasret sebebi olacaktır. Çünkü onlar Kur'an'a iman edenlere verilen sevabı görünce üzüleceklerdir. Kur'an kesin bir gerçektir. Onda asla bir kuşku yoktur. Aklı olan onun alemlerin Rabbinin kelamı olduğundan şüphe etmez. Yüce Rabbini kötü şeylerden ve noksanlıklardan uzak tut. Sana verdiği yüce nimetlerden dolayı ona şükret. Bu Kur'an nimeti o nimetlerin en büyüğüdür.